sevgili öğrenciler, konumuz kütle ve ağırlık. Günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz bir durum görüyorsunuz. Ağırlığın ne kadar? 54 kilogram, çok ağırmışsın. Sizce öğrencilerin kendi aralarındaki bu konuşmaları doğru mudur? Günlük yaşamda kütle ve ağırlık kavramları yanlış kullanılabilmektedir. Kütle ve ağırlık birbirinden farklı kavramlardır. Şimdi bu kavramları birlikte inceleyelim. Öncelikle kütleye bakalım. Kütle, madde miktarının göstergesidir ve yönü olmayan bir büyüklüktür. Kütle birimi kilogramdır. Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür. Şimdi ağırlığa bakalım. Ağırlık, cisme etki eden kütle çekim kuvvetidir. Dünya için kütle çekim kuvveti yerine yer çekimi kuvveti ifadesi kullanılır. Ağırlık, yönü olan bir büyüklüktür. Şekilde de gördüğünüz gibi yerin merkezine doğrudur. Ağırlık bir kuvvettir ve kuvvet birimi olan Newton, ağırlığın birimidir. Dersin başındaki konuşmaları hatırlayalım. Ağırlığın ne kadar? 54 kilogram. Oysa burada bahsedilen değer kütleye aittir. Çünkü kütlenin birimi kilogramdır. O halde kütlen ne kadar? 54 kilogram, çok fazla şeklinde olmalıdır. Ağırlık dinamometre, yani günlük hayatta yaylık antar ile ölçülür. Ağırlık cismin bulunduğu gök cisminin büyüklüğüne göre değişir. Ayrıca yine ağırlık cismin gök cisminde bulunduğu konuma göre de değişir. Örnek ile açıklayalım. Bir öğrencinin kütlesi 54 kilogram olsun. Dünyadaki ağırlığını bulmak için yaklaşık 9,8 ile çarparız. Fakat kolaylık olması açısından biz bunu 10 olarak alırız. Yani 1 kilogram yaklaşık 10 Newton'dur. O halde 54 kilogram olan öğrencimizin ağırlığı 10'la çarptığımızda 540 yaklaşık olarak 540 Newton'dur. Peki aydaki ağırlığını nasıl buluruz? Ayın kütle çekim kuvveti dünyanın kütle çekim kuvvetinin yaklaşık 6'da biridir. O halde dünyadaki ağırlığı 6'ya bölersek aydaki ağırlığını bulabiliriz. 540'ı 6'ya böldüğümüzde 90 Newton aydaki ağırlığıdır. Peki aydaki kütlesi nedir? Tabii ki 54'tür. Çünkü dünyada da ayda da kütle 54 kilogramdır. Kütle bulunduğumuz yere göre değişmez. Şimdi bir örnekle açıklayalım. Aşağıda verilen özelliklerin kütle ya da ağırlık kavramına ait olduğunu belirleyelim. Cismin sahip olduğu madde miktarıdır. Kütleye ait bir ifadedir. Birimi Newton'dur. Ağırlık birimi Newton'dur. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle eşit kollu terazi ile, ağırlık ise dinamometre ile ölçülüyordu. Cismin bulunduğu yere göre değişir. Ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişir. Başka bir örneğimize bakalım. Yukarıdaki bilgiler doğru veya yanlış olarak sınıflandırılırsa hangi çıkışa ulaşılır? Dünyadaki bir cismin kütlesi ayda daha azdır. Kütle değişmez demiştik. O halde bu ifade yanlıştır. Bu ifadenin doğru şekli dünyadaki bir cismin ağırlığı ayda daha az şeklinde ifade edilmeliydi. Ağırlık bir kuvvettir. Bu ifade doğrudur. O zaman üçüncü çıkışa ulaşırız. Diğer bir örneğimiz, yukarıdaki tabloda K, L ve M cisimlerinin kütleleri verilmiştir. Buna göre dünyada, ayda ve kütlesi dünyanın iki katı olan gezegende bu cisimlerin ağırlıklarını bulunuz. Öncelikle dünyadaki ağırlığı bulalım. Dünyadaki ağırlığı bulmak için 10 ile çarpıyorduk. O zaman 18 kilogram dünyada 180 Newton'dur. 30 kilogram 10'la çarptığımızda dünyadaki ağırlığı 300 Newton'dur. Yine 120 kilogram 10'la çarpıyoruz, 1200 Newton'dur. Aydaki ağırlığını bulmak için dünyadakinin 6'da 1'i kadardır demiştik kütle çekim kuvveti. O halde dünyadaki ağırlığı 6'ya bölmemiz gerekiyor. 180'i 6'ya böldüğümüzde 30 Newton aydaki ağırlığıdır K cismi için. L cismi için 300'ü 6'ya bölüyoruz. 50 Newton. M cismi için ise 1200'ü 6'ya böldüğümüzde 200 Newton olarak buluruz. Gezegene geldiğimizde
Bize verilenlerde gezegenin kütlesinin dünyanın iki katı olduğu söylenmişti. O halde dünyanındaki ağırlığı 2 ile çarpacağız. 180'i 2 ile çarptığımızda 360 Newton olarak buluruz. L cismi için 300'ü 2 ile çarptığımızda 600 Newton, M cismi için 1200'ü 2 ile çarptığımızda 2400 Newton olarak buluruz. Peki bu cisimlerin dünyada, ayda ve gezegendeki kütlelerine baktığımızda K cisminin kütlesi yine dünyada da, ayda da, gezegende de 18 kilogramdır. Çünkü kütle değişmez. L cismi ise yine dünya, ay ve gezegende 30 kilogramdır. M cisminin kütlesi de yine değişmeyecek, 120 kilogramdır. Şimdi başka bir örneğimize bakalım. Çantaya konulan paketin ağırlığı kaç Newton'dur? Dinamometredeki değerlere bakarak yapacağız. Paketi koymadan önce dinamometredeki değer 8 Newton'dur. Paket konulduktan sonra ise 10 Newton'dur. O zaman bu aradaki fark bize paketin ağırlığını verir. Bu da 2 Newton'dur. Son olarak kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştıralım. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Kütlenin birimi kilogram veya gramdır. Ağırlığın birimi ise Newton'dur. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Kütle yönü olmayan bir büyüklüktür. Ağırlık ise yönlü bir büyüklüktür ve yerin merkezine doğrudur. Kütle cismin bulunduğu yere göre değişmezken ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişir. Kütle ve ağırlık kavramlarını ve aralarındaki ilişkiyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.